Hacı neler söylersin bu istifa ya da afla ilgili? Ben şöyle başlayayım. Öncelikle sistemi iyi bilmek gerekiyor. Yani AK Parti dediğiniz zaman kaç kolu var, nerelerde, e, nasıl yönetimler var iyi bilmeniz gerekiyor. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi kolu. Burada milletvekillerinin bulunduğu e, ve 5 tane grup başkan vekili var. Yani Cahit Özkan AK Parti'nin tek grup başkan vekili değil. 5 tane grup başkan vekili var. Eee şu grup, şuan, başkanı, grup, grup var. başkanı var. İsmet grup Kim başkanı Milleti da Beyim. şu anda AK Parti'nin Sivas milletvekili, aynı zamanda eski Milli Savunma Bakanı, eski Milli Eğitim Bakanı. Yani AK Parti'nin grup başkanına da baktığınız zaman donanımlı olduğunu görüyorsunuz. İki bakanlık yapmış bir isim, şu anda mevcut milletvekilliği yapmış bir isim. Siyaseti çok iyi bilen bir isim. Gibi, Ve eski İsmet bakan, Yılmaz şu anda e, grup yöneticisi. başkanı. Bunun yanında Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bülent grup başkan vekili. Bülent, Bülent Turan, Turan, Çanakkale milletvekili. Mustafa Elitaş. Kayseri Milletvekili eski ekonomi bakanıydı. Şu anda grup başkan vekilliği yapıyor. E, Cahit Özkan da birisiydi. Atladığımız olmasın. Mahir Ünal Kahramanmaraş Milletvekili. Mesela Mahir Ünal daha önce nerede görevliydi? AK Parti Genel Merkezi'nde görevli bir milletvekiliydi. Ne yapıyordu? AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Genel başka AK Parti'nin genel başkan yardımcılığından görev değişikliği olduğu zaman o MK, MYK vesaire vardı ya. Oradan sonra meclise geçti ve AK Parti genel başkan yardımcılığını bıraktı. AK Parti grup başkan vekiliğine geçti. Görevi genel merkezden meclise geçmiş oldu. AK Parti'nin alanı geniş. Niye geniş? Çünkü icracı da bir konumda. Yani hükümet de AK Parti'nin elinde olduğu için, AK Parti olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi bir görev alanı, AK Parti'nin genel merkezi bir görev alanı ve külliye bir görev alanı yani cumhurbaşkanlığı kabinesi bir görev alanı bunlar hepsi birbirinden farklı mesela cumhurbaşkanının AK Parti'deki sözcüsü kim Ömer Çelik AK Parti genel merkezinde o MYK toplantıları yapıldıktan sonra e, çıkıp konuşan kişinin Ömer Çelik olduğunu görüyorsunuz ve gayet seri halde e, çok net konuşan bir insan gayet de güzel şeyi de seviyorum ben konuşmasını böyle seri su gibi bir saat konuşuyor I demeden konuşuyor yani Ömer Çelik AK Parti'nin sözcüsü. Külliyeye geçtiğiniz zaman sözcü kim? Külliyeye geçtiğiniz zaman İbrahim Kalın'ın sözcü olduğunu görüyorsunuz. Yani hükümet olarak, AK Parti, hükümet sözcülüğünün e, şeyde e, İbrahim Kalın'da ama AK Parti sözcülüğünün Ömer Çelik'te olduğunu görüyorsunuz. Mesela bunun yanında da Türkiye'nin ulusal ve uluslararası iletişiminin, o büyük iletişim ağının e, başkanı da Fahrettin Altun. Onun da orada bir görev var. Mesela Fahrettin Altun sözcülük yapmıyor ama... Bütün bu bakanlıklardaki basın sözcüleri basın müşavirleri Türkiye'nin diğer devletlerle olan iletişim ağı bütün bunları yöneten o merkezi kuran e, Fahrettin Altun şu anda acayip bir sistem var orada acayip bir ağ var yani biz iletişim başkanı deyip geçiyoruz ama e, aşağı baktığınız zaman çok e, yoğun bir ağ içerisinde çalıştık. bütün bunları göreceğiz. Cahit Özkan'ın istifasına bağlayacak yani demek istedim tabii bağlayacağım şöyle Hı -hı. bağlayacağım. ...görevleri öncelikle bilelim... ...yani istifa etti... ...nereden istifa etti... ...bir kere e, iktidarların... ...bütün dünyadaki iktidarlar için geçerlidir bu... ...sırtında yumurta küfesi vardır... ...yani muhalefetin sırtında yumurta küfesi yoktur... ...muhalefetten istifa eder... ...öbürü bir yere geçer... ...öteki başka... ...gene konuşulur ama... ...hani ülkeyi etkileyecek bir olay bulamazsınız... ...muhalefetin istifalarında... ...veya muhalefetteki olaylarda... ...ama iktidarın... E, ...iktidar unsurlarının konuşmaları ülkeyi etkiler, dünyayı etkiler. O yüzden iktidar unsurlarının sırtında yumurta küfesi olduğu için daha dikkatli konuşması gerekiyor. Neden istifa değil de af noktasına gelince bu daha bir daha iyi bir üslup değil mi? İstifa da sanki istişare yok gibi duruyor. Yani istifa ettim sanki öyle gözükmese bile bir rest gibi duruyor. Yani ettim istifaya çıktım sanki partiyle ilişiği kopmuş gibi. Oysa şu anda Cahit Özkan merkez yürütme kurulu üyesi olarak görevine devam ediyor. Aynı zamanda milletvekili olarak görevine devam ediyor. Yani AK Parti genel merkezinde de bir görevi var şu anda Cahit Özkan'ın. O açıdan Cahit Özkan AK Parti'nin hala MYK'daki bir e, görevlisi olarak MKYK. duruyor. MKYK'daki bir görevlisi evet. olarak duruyor. Bu açıdan Cahit Özkan'ın istifa etmiş olması e, bu e, sadece... Grup başkan vekilliğinden istifa olarak gözükebilir peki hata neydi yani Birleşik Arap Emirlikleri ile e, ilgili bir söz söylenemez mi orayı mı incittik diye baktığınız zaman şimdi e, Gürkan Acır güzel bir şey söyledi dedi ki haftalık değişen ittifaklar var dünyada yani Amerika'ya Almanya'ya bakıyorsunuz birdenbire bir ülkeyle ilişkilerini değiştirebiliyor. Bu hafta gergin giden ilişki öbür hafta gayet süt liman gidebiliyor. Fakat Türkiye bunu yaptığı zaman ne yapıyorlar? Ya bir dediği bir dediğini tutmuyor Türkiye'nin demeye başlıyorlar. Hani Mısır'la aramız kötüydü niye Mısır'la ilişki kurmaya başladınız? Hani Birleşik Arap Emirlikleri FETÖ'yü finanse ediyordu siz niye şimdi onlarla görüşmeye başladınız gibi bu sefer eleştiriler geliyor. Oysa, ama tam tersi de eleştiriliyor. Ama şu var. Ya yani bu ilişki niye bozdunuz diye eleştiriliyor. Yani niye bozdunuz diyor. Konjektür değişiyor. Dünya değişiyor. Şu anda İsveç ve Finlandiya ile problem mi yaşıyoruz biz? Bakın eğer problem diye görürsünüz, görürseniz problem. Oysa ne yaşıyoruz İsveç ve Finlandiya ile? NATO'ya girmeniz için terör örgütlerini bir önce kabul edin ve oradaki teröristleri bize teslim edin. 30 kişi. Bunu teslim edin diyor Türkiye. Bu İsveç ve Finlandiya konusu geçen haftaya kadar yoktu. Bakın konjektür değişti. Niye? Ülkeler biz NATO'ya girmek istiyoruz dedi. 29 üye ülke evet diyor. Türkiye hayır diyor, Türkiye hayır dediği için giremiyorlar. Türkiye hayır dediği de peki yarın İsveç ve Finlandiya NATO'ya Türkiye'nin onayıyla girerse bu sefer şunu mu diyecekler? Bak Türkiye para için nasıl da hemen döndü. Hani almayacaktınız? Ne oldu da aldınız? Neyin... Ya kardeşim tabii ki pazarlık yapacak ülke. Kimin için pazarlık yapıyor? AK Parti için mi pazarlık yapıyor? Kimin için pazarlık yapıyor? 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pazarlık yapıyor. Neyin pazarlığı? Terörü kesme pazarlığı, aynı zamanda e, o e, ambargoların kaldırılma pazarlığı, yapacak tabii pazarlığını, bütün dünya pazarlıklarını değişen konjektüre göre. Sıra Recep Tayyip Erdoğan'a geldiği zaman, vay para için gidiyor, vay para için yapıyor denmesi de son derece hatalı. Bunlar millet için yapılan şeyler. Cahit Özkan'a gelince, sanki bu konuşmanın, ben de videonun, ben Cahit Özkan'ı aramadım. Danışmanını da aramadım. Tanıyorum Cahit Özkan'ı da tanıyorum, danışmanını da tanıyorum ama kendisi bir açıklama sinyali vermediği için aramadım. Yani ne oluyor, ne ediyor diye aramadım. E, fakat bu bir krizde değil aynı zamanda. Sadece biz şu anda olayın ne olduğunu konuşuyoruz. Hani AK Parti içerisinde bir kriz, meclis içinde bir kriz değil. Siz burada Birleşik Arap Emirlikleri ile biz e, 6 ay öncesine kadar bu sözleri konuşabilirsiniz. Yani... 24 Kasım 2021'de Veliaht Prens Nahyan Türkiye'ye geldi. Ve yeni bir ilişki süreci başladı. Konjektür değişti. Dünya ülkeleriyle konjektür değişir. Bugün siz o tarafı eleştirirsiniz. En ağır şekilde eleştirirsiniz. Diktatörya ile eleştirirsiniz. Her türlü. Fakat bak konjektür değişti. Düne kadar Libya biz asıl iş Libya'da döndü. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişki Libya'da döndü. Türkiye 27 Kasım 2019'da Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı ve 30 Eylül 2020'de de Birleşmiş Milletler dedi ki: "Türkiye ile Libya'nın sınırını, deniz sınırını kabul ediyorum. Bu arada Türkiye ve Libya'nın birbirine bakan kara sınırlarındaki o hizada petrol arama işi, oradaki kaynaklardan yararlanma işi Türkiye'nin ve Libya'nın hakkıdır." dedi. Peki Birleşik Arap Emirlikleri nerede burada? Bu anlaşmadan önce darbeci Hafter'in güçleriyle e, Libya hükümetinin başkanı Siracın güçleri çatıştılar ve e, Türkiye e, BM'nin tanıdığı hükümeti destekledi Libya'da. Sadece Türkiye ve Katar destekledi. Ama direkt askerimiz gitmedi. Hep tartıştık ya o dönem. Tekrar dönmeyeceğim. Bu tarafta Türkiye ve Katar var ve BM'nin tanıdığı Libya. Ama herkes dedi ki bu Libya yenilecek. Ya dedi Türkiye'de anlaşma imzalayamaz Yani Türkiye oradan büyük bir fırsat yakaladı. Tarihi bir fırsat. Yani kitap, tarih kitapları bunu yazacaktır emin olun. Karşı tarafta darbeci Hafter'in bulunduğu yerde 2019'dan bahsediyorum bu arada. Darbeci Hafter'in hemen arkasında Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Fransa vardı. Rusya'nın paralı askerleri Wagner vardı. 2500 tane paralı askeri vardı. Ee, İsrail vardı. Suudi Arabistan vardı, Mısır vardı. Bütün bunlar da darbecinin arkasında yedeklenmişlerdi. Fakat burada Türkiye'nin desteklediği hükümet galip çıktı. Yapılan antlaşmayı da BM onaylamak zorunda kaldı. Bayi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı biz 2019'da yoğun bir şekilde eleştiriyorduk. Hatta vekalet savaşı yapıyorduk biz bu ülkelerle o zaman ama. Fakat ne oldu? Konjektür değişti, Türkiye anlaşmasını imzaladı, BM tanıdı, işin rengi şekli değişti. Mısır çıktı, dedi ki ben Yunanistan'la bir anlaşma imzalanıyordu, ben Yunanistan'la anlaşma imzalamıyorum dedi. Kıbrıs'ta petrol arayacaklardı Yunanistan'la ve Türkiye'nin haklarına müdahil olacaklardı. Mısır ben Yunanistan'la anlaşmayı reddediyorum deyince Türkiye ile ilişki geliştirmeye başladı. Orada başladı iş. Bunu iyi görmek gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri dedi ki ben BM'nin tanıdığını tanıyorum. E o zaman biz Türkiye ile ilişki geliştirelim dedi ve de o, o güne kadar o konjektürdeki iddialarından vazgeçmiş oldu. Şimdi e, adamlar çıkmış 6 ay önce Türkiye'ye gelmiş. İlişki geliştirilmiş. Yeniden bir yere varılacak 10 milyar dolarlık antlaşmalar yapılmış. Siz diyeceksiniz ki Bahade biz sana ne yaptık? Bak tokadı yap. Bunlar olmaz. Bunlar bu konjektürde olmadı. 2019'da konuşacak. O zaman niye darbeci ilan ettiniz adamları? O zamanın konjektüründe her şey ilan edilir. Öyle. Çünkü karşınızda o, o gün konjektürde karşınızda rakibiniz var. Her şeyi ilan edebilirsiniz. Ha, peki o <laughs> Çünkü... zaman bir verdiniz <laughs> o gün, mi? O gün yok. O gün, o gün olan şey buydu ama yani toplumda, adam da sana da diktatör diyordu. Çıkıp dediniz mi? Peki, adam kardeşim. da sana darbeci diyordu. Ya, o gün desin. biz ha. şu ankini söylemiyorum. O gün siz Mısır'la da Suudi Arabistan'la da bağ eyledi, sahada mücadele ediyordu. Hayır, Birleşik Arap Emirlikleri'ne peki, neler yazıldı, çizildi, ama, neler söylendi? E, o günkü Hüsver'de. konjektürdeydi bunlar. Hayır, ne Tabi değişti yazılacak? peki? Yani darbeci olmadıkları harp, mı anlaşıldı? Harp Siz sadece, mi yanlış dediniz? Harp Onlar sadece mı şey yaptı? Harp sadece sahada olmaz. Psikolojik harp bölümü de vardır. Ayrıca biz Türkiye'de yaşayan insanlarız. Biz olaylara Tel Aviv'den, Londra'dan, Moskova'dan bakmıyoruz. Biz olaylara Türkiye'den bakıyoruz. Ya Türkiye'den Konya'dan, Kayseri'den, ben de Adıyaman'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan anlayamıyorum. bakıyoruz. O yüzden Darbeci dediğiniz, yani, adamlara bir şey Bayağı o gün bana nasıl davranıyorsa, ha. bana o gün nasıl davranıyorsa ona göre konuşurum, ona göre yazarım, ona göre konjektörü çizerim. Halk olarak da bu böyle. Halk olarak bakışımız da bu böyle. Vatandaş olarak. Çünkü onda bana, benim devletime bakışım var. Benim yaşadığım devlet ve içindeki millet önemli. Milletin menfaati önemli. O günkü konjöktür buydu. Daha sonra vazgeçip İlişki geliştirmesi de Türkiye'nin avantajına. Ne yapalım yani? Hep mi çatışalım? Herkes birbirle barışırken, Rusya ile Amerika çatır çatır savaşıyorlar Suriye'de. Ç sonra oturup bir araya Çatışın geliyorlar. O, o dönemde de onlara yönelik laf söyleyenleri de hain ilan etmeyin yani. Hayır canım. Ha Kimse Olur mu canım ya? Rusya Şunu ile Rusya ilişkiler. Eğer, bu, 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 eğer hain ilan edilseydi diye neler söylemişlerdi? Hain ilan edildi de. Kimseye hain ilan etmedik de. Ne oldu? Yani ilan edildi de. Yani bir şey mi oldu? Zarar mı verildi o insanlara? Yani yapılmaz da. Hani bir şey olmadı ya canım. Ama psikolojik olarak canım. Ama Oğlum şöyle bir şey oluyor. Şey. O gün Türkiye sahada ülkelerle çatışırken çatıştığı ülkeyi sizin için söylemiyorum savunanlar. Niye çatışıyoruz canım diyenler? Ya çatışman lazım. Niye acı çatışıyoruz bunu, acı, canım diyenler acı, barıştığı zaman da niye barışıyoruz acı canım diyor. Ya ne oluyor Madama size? Bu işler, ne oluyor ya size? şeffaflıkla yönetilir bu süreçler ya da hangi tarihleri şeffaflık? söylersin hangi ülke, i̇nsanlar, insanlar hangi ülke şeffaf? İnsanlar, insanlar seni hangi ülkece? Bugün mi? Türkiye müsaade. diye gelişti. Ama ya, söz hakkı bende. Ya, ya, Türkiye söz hakkı niye gelişti? De, öyle bir kaptın gidiyorsun Türk ama dünyaya Cahit Özkan'a bağladın şimdi. nereye bağladın? Cahit Özkan. Bütün dünyayı çevirdin getirdin Cahit Özkan'ın açıklamaya bağlı. Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşuyoruz. Anladım. Cahit mı? Özkan istifasının sebebini konuşuyoruz. Yani. Siz deminden beri e, Hacı meselenin özünü yani. e, konuşmamak için bir ailen Akdeniz tur attırdı bize. Dolandırmıyorum.